Yeni videodan hepinize merhaba. Saatlerimiz 9.45. Saat bugün biz 8.45'te kalktık. Uyanalı bir saat oldu. Ben mutfağa girdim sonunda. Başlangıçta ben de artık kahvaltı hemen yapmıyorum. Önce biraz su içiyorum, dinleniyorum. Ondan sonra artık Aras'la beraber bir saat sonra kahvaltı yapıyorum. Şimdi Aras'a yumurta hazırlayacağım. Kendime bilmiyorum ne yapacağım. Dünkü ekmekten aslında var ama canım bugün simit yemek istiyor. Eşim simit almıştı. Onu yerim herhalde. Onun yanına da bir yumurtalı bir kahvaltı hazırlarım artık. Dün biz gece acile gittik. Gece değil daha doğrusu. Akşam yemekten hemen sonra gittik. Eve geldi eşim. Dedi ki nasılsın? Valla dedim çok iyiyim. Ama akşam dedim olunca dedim sanki böyle sinüslerim tıkanıyormuş gibi hissediyorum. Bu arada ben de öksürük, balgam, boğaz şişliği hiçbir şey yok. Sadece burnumda tıkanıklık var. Ben bunu hissediyorum. Onun dışında bir şey zaten hissetmiyorum. O muhtemelen sinüslerimin tamamı doldu. O yüzden de şuralarım bile ağrıyor. Yani artık şuralarım, şu kulaklarımın arkası, başımın şuralardan itibaren şu çenemin oralara her yerim ağrıyordu yani dün akşam. Sonra biz yemeğimizi yedik. Eşine dedi ki sen bir düşün dedi, karar ver. Ona göre dedi istersen acile giderim, istersen de dedi madem kendi kendine biraz daha evde dur dedi. Sonra ben düşündüm, evde zaten bir haftadır duruyorum ve bir haftadır da hep burnumda bir akıntı ve tıkanıklık var. En azından dedim gideyim bakalım ne diyecek doktor. O kadar korkarak gittim ki. Aras'ı baştan teyzeme bırakalım dedim. Eşim de dedi ki Aras durmazsa şimdi dedi, geri git gel yapmayalım. En azından dedi şimdi Aras'ı da götürelim, ben onu oyalarım arabada dedi. Yani içeriye hiç sokmayız dedi. Tamam dedim. Sonra arabadayken tabii ki teyzem şeyini duyan Aras, teyzeme götürelim kısmını duyan Aras durmadı. Teyzeye gideceğim. Öyle olunca eşim beni acile bıraktı. Oradan teyzeme bıraktı, Aras'ı götürdü. Sonra geri geldi. Doktora girdim çok şükür. Bu arada sakın ha doktora gittiğinizde kendiniz de olsa çocuğunuz da olsa yüzünüzü gözünüzü kapatın. Maske takın. Herkes çünkü maskesiz geziyor neredeyse ve hepsi öksürüyorlar. Öksürük bu hastalıklardaki bence en temel problem. Öksürdüğünüz anda o mikrop çok çabuk bir şekilde yayılabiliyor ortama. Mümkün olduğunca hiçbir yere dokunmamaya çalıştım. Sandalyeye oturmamaya çalıştım. Bekledim ayakta öyle çok uzak bir yerde. Neyse doktora girdik. Tabii ki doktor öncelikle neyim olduğunu sordu. Dedim ki hiçbir şey yok. Sadece benim şiddetli bir baş ağrım oluyor. Ve sanki burnumda tıkanıklık var. Her yerim tıkanık, böyle dengemi kaybediyor gibiyim artık. Şöyle mesela burnumu atmak istiyorum ama atamıyorum. Çünkü burnumu atarken anında kulaklarım tıkanıyor, böyle basınç yapıyor. Ben dedim boğazımda bir şikayetim yok, öksürüğüm yok. Sadece dedim şey var, bir boğazınıza bakayım dedi. Boğazıma baktı, yok dedi, hiçbir sıkıntı yok. Maşallah iyi durumdasınız şu an. Sadece dedi ben size burun temizliği öneriyorum dedi. Böyle nazal burun yıkamalar oluyor. Birazdan gösteririm onu da size. Onun içine bir solüsyon hazırlayıp dolduruyorsunuz, çalkalıyorsunuz. Onu bir burun deliğinizden sıktırıp diğer burun deliğinizden bütün o sinüsleri her şeyi boşaltıyor. Çok rahatlatan bir şey. Öyle olunca hastaneden çıktık. Ama hastanede bana doktor çok ağrım olur. Yani sonuçta dedi bu dedi her yeri tıkadığı için dedi bu hastalık. Birazcık dedi ağrı yapar. O yüzden dedi ben bir şimdi iğne yazayım. Hemen orada kas gevşetici ağrı kesici bir iğne yaptılar. Sonra eve geldim. Hemen burnumu temizledim. Ve mis gibiyim. Yani şu an var ya of yani. Ne bir yerim ağrıyor. Ne burnumda tıkanıklık var. Sesimin düzelmesi de 2-3 günü bulur herhalde. Bunu dedi sabah akşam yap dedi. Şimdi hızlıca bir kahvaltı hazırlayalım. Ondan sonra yine görüşürüz.
var. Hadi çıkınca bir daha yiyeceksin. Şimdi. Şimdi yok. Şimdi. Şimdi hadi de çıkar mı sence? Kahvaltılarımız hazır. Bu benim kahvaltım. Bu da Aras'ın kahvaltısı. Normalde ben diyet zamanlarında bu kahvaltıyı hazırlıyordum. Ama işte içeriğinde sadece fazladan reçel ve şey var. Simit var. Onun dışında her şey vardı yani. Bu arada et çıkarttım buzluktan. Güzelce bugün bir haşlayalım etimizi. Şey yapıyorum. Dün de tavuk haşlamıştım ya. O haşladığım tavuğun kemiklerinin hepsini dışarıya böyle içine ekmek de doğrayıp şey yaptım. Köpeklere koydum. Bu kış mevsiminde lütfen unutmayalım köpekleri, kedileri. Tost isteyemezsin. Bu yumurta yiyeceksin. Söz verdin Aras. Simit de yiyeceksin. Salatalık da yiyeceksin. Tamam. 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 Günaydın de bir önce. Günaydın de bir. Nasıl diyorsun? Utanma. Biz Aras'cığımla bir oyun yapıyoruz. Mandallarla bir iki oyun oynadık. Şimdi son oyunumuzda sıra. Ben belli yerlere mandal koydum. Aras onları bulacak ve arabanın arkasına atacak. Hazır mısın? Hayır, bulamadın ki. Daha buradasın. Buradan bir bak bakalım var mı burada. Hemen at arkaya. Hadi hemen al. Topla topla topla. Başka nerede olabilir? Aras, Aras. Bence geriye dönmelisin. Geriye dönmelisin. Buralarda kaçırdım bir iki tanesini. Evet, aferin sana. Başka? Başka kaçırmadan emin misin? Geri gel. Evet, aferin. Hadi hadi hızlı hızlı hızlı. Çişin mi var? Başka var mı? Bak bakalım. Biraz daha git ileri. Bakalım görebilecek misin? Dur. Aşağı bak. Gördün mü? Şimdi bu denemeydi Aras. Bir daha oynayacağız, tamam mı? Olmaz mı bir daha? Tamam, şu çamaşırlığa bak bir de. Aras, çamaşırların oraya bak. Kıyafetler var ya şurada. Bir de oraya bakar mısın? Buldum. Hadi kaç tane topladın bakalım. Say. One, evet. Eight. Yani 8 tane varmış. Evet, 8 varmış Çak. Hepsini topladın. Evet, biz okula doğru gidiyoruz. Buzlanma olabilir diye ben bayırdan inmek istemedim. Okula gidiyoruz evet ama buradan gideceğiz bugün. Burası daha düz ayak değil mi anneciğim? Sevmedin mi? Üstün senin ne oldu? Batmış üstün. Niye battı senin montun? Ama şey evde köşkü. Aşağı evde köşkü anne. Aras okula bıraktıktan sonra puzzle'ın başına geçtim ve başından da kalkamadım. Bayağı bir şeyler yapmaya çalıştım. Şu kısım olduğu gibi hazır. Ev kısmını da yaptım. Öyle işte böyle can sıkıntısından ne yapacağımı şaşırmış durumdayım. Çok iş yapasım yok artık ama
kalkmam gerekiyor. Çünkü bulaşıklarım yerleştirilecek, çamaşırlarım kurudu, onlar katlanacak. O yüzden şimdi hemen hızlıca mutfağa gidelim, işlerimizi halledelim. Çamaşırlara geçmeden önce hemen şöyle bir tarhana çorbası yapayım dedim. Ocağa tarhanamı koydum. Biraz kaynasın. Altını kısacağım. Burada da etim haşlanıyor. Bugünkü yemeğimiz inşallah ya et sote olacak ya da etli wrap tarzı bir şey yapabilirim. Daha belli değil, bakalım. Kaç gündür pilav yiyoruz, pilav yemeyelim diye öyle bir şeyler düşündüm. Burada da mikrodalganın içinde dünkü çorbam var. Kalmıştı. O çorbadan ısıttım. Ama çok sıcak şu an tabağı. Alabilir miyim? Aldım. Güzelce şimdi bunu yiyeceğim. Yanında da bir dilim ekmek. Evet, çorbamız da kaynıyor. Bugünkü menümüz de inşallah hazır gibi.
Şimdi bir ses kaydı açtım hemen. Çünkü bu videoyu ikiye bölmeye karar verdim. Videoyu düzenledikten sonra yarısının bir şey olduğunu fark ettim. Yani fazla olduğunu fark ettim. O yüzden de yaklaşık 18 dakika, 19 dakikadan sonrası da sıkıyor. Herkes izlemiyor videoyu, sardırıyor. Bu yüzden ben de ikiye bölüp o şekilde yayınlamaya karar verdim. Videonun bundan sonraki kısmında da yarın izleyeceksiniz. İnşallah koridoru süpürdüğüm, çamaşırları katladığım, oturma odasını süpürdüğüm bir video gözükecek. İkiye bölmemin sebebi işte dediğim gibi uzun olmaması. Bu arada Regaib kandiliniz de mübarek olsun. Bunu da buradan söylemiş olayım. Rabbim inşallah yenilerine erdirsin. Şimdi artık ben bu videoyu sonlandırıyorum. Umarım hoşunuza giden bir video olmuştur. Yeni videolardan haberdar olmak için kanalıma abone olmayı unutmayın. Lütfen kanalıma abone olun. Eğer önerileriniz varsa da yorum yaparsanız çok sevinirim. O zaman yeni videoda görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.